yapacağım. İşlem yapacağız. Bununla yuvarlama yapacağız. Sayılarımız var burada. Bu sayılarla işlemleri yapacağız. Bir sayı belirleyelim. Sayımız 254 olsun. Ben bu sayıyı onluğa yuvarlamak istiyorum. Onluktan önceki sayımız 4. Zaten bu sayı ya 260'a yuvarlanır ya da 250'ye. 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için 250'ye yuvarlanır. Gelin bunu bir de size materyallerimizden gösterelim. 5 sayımız var. Biz 4'ü buluyorum. Evet, işte burada 4 sayısını atıyorum. Çıktığı delik, gördüğünüz gibi yanında bir sayı yazıyor. Bir yazı yazıyor. İşte onluk. Biz onluğa yuvarladığımız için bakıyorum. Değişmez. Yani yaptığımız işlem doğru. 25'i yazıyoruz. Sıfırlayana ekliyoruz. Evet. Cevabımız 250. Şimdi bir de bir sayı daha yazalım. Yine aynı sayı olsun. Bu defa 100'e yuvarlayalım. 100'lükten önceki sayımız 5. 5 sayısını ya 300'e yuvarlayacağız ya da 200. Bunu materyalimizle yapalım. 5 sayısını hemen buluyoruz. İşte 5'ten atıyorum. Evet, çıktığı delikte biz yüzlüğe yaptık. 1 artar diyor. Yani cevap 300. Bu materyal hem eğitici hem de öğretici bir materyal. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.